İşte bu. Ay, işte bu çocuklar. Ay. İşte bu. Bravo. Ya ne güzel. Ay, sen hep şarkı söyle bize. Evet, hep ya. Sahnelerde ol, gerçekten evinde ol. Söyle. Evinde ol hep sen. Hep evinde ol sen. Evet evet hakikaten. Hep evinde. Ya dedim ya hani eve girerken hani ay canım evim tatlı evim. Ben de şöyle diyorum. Bu hangisiydi? O hesap. Burada iyiyim canım. Burada iyiyim. Burası bile sahne. Tabii. Aynen öyle. Tam sahne ve burayı bayılıyor bütün herkes. Değil mi? Bu samimiyete, burada. Yani programı izliyor. Benim için çok yani pik noktaya varmış programlar var. Tabii şimdi kimseyi kırmayayım ama çok şahane performanslar izledim. Bir dönem televizyonlarda müzik programı yoktu. Hakikaten çok büyük bir açığı kapattı Şarkılar Bizi Söyler. Hem 3 tane çok sağlam müzisyen ve yıldız hem de misafirler. Ay misafirler. Misafirler esas. Ay misafirler. Evet, misafirler. Yani, ay üstüme. Pandemide başlayan bir şey bu değil mi? Evet pandemide başladı. Millet evinden yani biz de ben de yaptım aynısını. Evet. Bir sürü müzisyen arkadaşımız telefonundan yapmaya çalışırken bu yayını. Doğru. Siz bunu televizyona taşıdınız. Şöyle ve milyonları şey evinde kilitlenmiş kalmış milyonları gerçekten güzel vakit geçirme çok fikriyle çok güzel bir program oldu. Türk halkına da moral vermek bizim görevimiz aslında. Evet. Nasıl her birimizin, evet, her birimizin tabii ki acılar yaşanıyor. Tabii ki sevinçler yaşanıyor. Bütün bunları karan bir biçim üretmek zorundayız. Doğru. Bizim görevimiz bu. Yani sanatla uğraşanların, görsel işlerle uğraşanların görevi. Ben mesela sokağa çıktığımda mutlaka neşeli ve de insanları kendini hoş hissettirecek şekilde çıkıyorum. Evet. Öyle değilsem çıkmıyorum. Çünkü ya bu da benim görevim gibi. Ay Nüket Hanım bir enerjiniz var diyor. Ben şimdi o sırada böyle bakarsam olmaz. Evet o dediğinden bende var diye dolaşıyorum. Ben de aynı duyguları yaşıyorum hakikaten. Bu. Yani ben de kendimi kötü hissettiğim bir gün dışarı çıkmayı sevmiyorum. Tabii. Çünkü yani sanki benim işim, görevim keyifli vakit geçirmek. Yani hem müzik anlamında söylüyorum bunu hem oyunculuk anlamında ayrıca hüzün kötü vakit geçirmek demek değil yani. Yüzünü de yaşatabiliyoruz zaman. Paylaşmaktır belki. Evet, hakikaten kimseye bunu göstermek istemiyorum. Yani, yaşatmak da istemiyorum. Bunu tabii hepimiz öyleyiz aslında. Türk halkı da biliyordur. Yani bir bazı insanların eşek ve eşref saati vardır. Tabii. Yani. Çünkü hep benim konservatuvarda bir hocam şey demişti bana. Hayran olduğun insanla tanışmamanı tavsiye ederim demişti mesela evet, bana. Konservatuvarda bir hocam. Neden dedim? Belki keyifli anı vardır, belki keyifsiz anı vardır. Sen ona çok saygı ve sevgi beslerken onun keyifsiz anı da denk gelebilir. Yani ben mesela babamı kaybettim. İnsanlar beni gördüğünde mesela gülmemi bekledi. Benim içimde büyük yaram vardı. Yani ben idolümü kaybetmiştim, babamı kaybetmiştim. Tabii ki size evet tebessüm etmem lazım ama anlamayan insanlar bile olmuştu beni evet, o dönemde. Evet, anlayamayabiliyorlar. O yüzden empati yaparsak, bu dünyada empati yaparsak hepimiz kazanırız diye düşünüyorum ben. Güzel konuştun. Yok, estağfurullah sizin yanınızda sizden feyiz alıyoruz efendim. Ay aman rica ederiz. Emre'ciğim. İkimiz aynı anda Emre'ciğim. Hadi genelde söyle. Isteriyor. Hadi. Ben mi söylüyorum? Hadi. Peki. Hadi. Buyurun. Neyleyim? Nerede söyleyeyim? Ya o ayakta. Sen gez.